Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rebel isimli oyunda daha geçirdiği bölümünü acımasız modda geçmeye çalışacağız. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle de geçmişizdir zaten. Bu oyunda iki tane daha yeni harita var ama o yeni haritaları aşabilmek için hepsinde bu önceki bölümlerin hepsinde acımasız modda kazanmış olmak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şu an bütün bölümleri acımasız modda tek tek geçmeye çalışacağım. Zaten geçenki bölümde ilk bölümü geçmiştim. Bir önceki videoda ilk bölümü geçmiştim. Şimdi de ikinci bölüm olan daha geçirdiği bölümünü geçmeye çalışıyoruz. Vali olarak ekonomisti kullanacağım ben. Ekonomisti biliyorsunuz 1 yıllık gelirlerini peşin olarak alıyor. Ondan sonra onlarla yatırım yapıyor. Burada muhtemel başlayacağım 2 yer var. Ben sağ alt köşedekinden başlamayı tercih ediyorum. Oyunumu hızlandırdım. Şimdi burada bölge temsilcileri 1, etkili tedarik 1. Kamu girişimlerinde de eğitim yönünde, okuryazarlık yönünde ilerliyoruz arkadaşlar. Şu an 65 param kaldı. Halkla ilişkiler medya ofisini açabilirim. Bunu açıyorum. Sosyal yardım ofisini birazdan açarım. Sosyal yardım ofisini açtıktan sonra sivil toplum kuruluşları yardımı açarım büyük ihtimalle. Bu arada oyunu 3 kat daha hızlandırabiliyormuşuz. Ben geçen bunu yorumlardan öğrendim. Yorum yapan arkadaşa teşekkür ederim. Oyunu hızlıca hemen 3 kat hızlandırdım. Kalkınma müzakerelerine ve altyapı yollarına yatırım yapıyorum. Yollara da yatırım yapacağım çünkü yollar benim bir bölgeden diğer bölgeye hızla ilerlememi sağlayacak. Bir yandan da yolsuzlukla mücadele için gerekli önlemleri alıyorum. Burada uluslararası yardım özelliğini açtım. Rebel Inch videoları biraz daha uzun olduğu için arkadaşlar hızlı hızlı seri seri oynamaya çalışıyorum. O yüzden bazı yerleri böyle hızlı geçiyorsam siz videoyu yavaşlatıp ya da durdurup neleri açtığıma bakabilirsiniz. Yardım istiyorlar bizden. Bir bakalım. Temel yardım yapalım ya, çok da paramızı harcamayalım. Hemen paramız geldi. Burada paramı çok da fazla harcamamaya çalışacağım. Sağlık hizmetlerini arttırıyorum. Çünkü sağlık hizmetleri benim erken bir şekilde istikrar sağlamama sebebiyet veriyor. Yardımcı oluyor. Burada yolsuzlukla mücadeleyi bir seviye yükseltiyorum. Birazdan isyancılarla ilgili girişim başlayacağını düşündüğüm için elimde şöyle bir 35 para tutmaya çalışıyorum. Yardım kuruluşları yardım için hazır diyor. Sadece yatırım yapmayı tercih ediyorum ben genelde. Bir yandan da bölgeler neyi istiyor ona bakıyorum ama şu an önceliğim ordu yatırımları olacağı için bölgeden istenilen hizmetleri biraz daha erteleyebilirim. Burada garnizonu şu an için açmıyorum. Yavaş yavaş yolları yatırım yapmaya başlıyorum. İletişim de istedikleri için bölgeler. Ona yönelik bir hamle yapıyorum. İki koalisyon, bir de ulusal askerleri çağırdım. İsyanın nerede çıkacağını bekliyorum. Genelde bu isyanın çıktığı yerin komşu bölgesinde kampları oluyor arkadaşlar. Direkt hani bu isyanın çıktığı bölge değil de komşu bölgelerine askerlerimi koyup kampları bulmaya çalışıyorum. Bunun için drone da kullanabilirsiniz. Ben şu an drone'a param yetmediği için, daha doğrusu şimdilik hani başka şeylere harcama yapmayı düşündüğüm için drone özelliğini açmadım ama ilerleyen zamanda açacağım. Bu arada tam ben askerlerin yerini değiştirirken garnizonumun olduğu yere saldırdılar. Hemen buradan def ederiz diye düşünüyorum. Kampını hala bulamadık. Kamplarını hala bulamadık. Yolsuzluk %5 seviyelerinde. Şu an çok canımı sıkacak bir seviyede değil. Ama kampını dediğim gibi hala bulamadım. Kamplarını bulmam lazım.
Bir an önce yolsuzlukla mücadele edebilmek adına ben o özelliğimi 4 seviyeye çıkarttım. Bir yandan da elimden para tutmaya çalışıyorum ama drone ve uçak yardımını, yani hava kuvvetleri yardımını bir an önce açmam lazım. Biliyorum geç kalıyorum ama dediğim gibi şu an yani şu an asker basmak önceliğim benim. Koalisyon askerlerinden bir tane daha aldım. Birazdan hava saldırılarını da aktif edip o şekilde askerlerimize destek verecek özellikleri de alırım. Hava saldırıları drone ile beraber açtığınız zaman çok etkili oluyor arkadaşlar. Temiz su kaynakları önemli ölçüde artıyormuş. Güzel. Bu arada isyancıların kampını hala bulamadık. Birazdan buluruz diye düşünüyorum. Şurada bir tane soru işareti var. Büyük ihtimalle orada kampları. Bölgelerimiz hızlıca istikrar kazanmaya başladı. Kamplarından bir tanesini şu an yok ediyoruz. Dediğim gibi bu haritada yolları geliştirmek çok önemli arkadaşlar. Çünkü bir bölgeden diğer bölgeye askerlerin gitmesi gerçekten zor oluyor. Yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele edebilmek adına hamlelerimi yine yapıyorum. Şimdi buradan insansız gözetleme uçağını açıyorum. Hava yardımı da var. Gördüğünüz gibi direkt kampını bombaladı zaten. İsyancıları belli bir bölgeye itmeye çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle bu sol üstteki kalabalık bölgeye, kalabalık alana, kentsel alana isyancıların geçmesini istemiyorum. Çünkü oraya geçerlerse ciddi anlamda istikrar puanı, itibar puanı kaybetmeye başlayacağız. Garnizon için güzel bir konuma bana yer verdi. Şimdi burada 62 dolarım var. Yerel halkı yani daha iyi bir şekilde kullanabilmek için en azından askerlerle yerel halkımızın anlaşması için tercümanı açıyorum. Ulusal askerleri bir seviye yükseltiyorum. Bir tane koalisyon askerleri ve ulusal lojistiğe paramı harcıyorum şu an. Çok param, daha doğrusu 2 param kaldı, 2 dolarım kaldı. Bir yere garnizon kurmak istendiği zaman garnizon kuramayacağım. Umarım bundan zararlı çıkmam. Ekonomist oynarken şey yapmak gerekiyor arkadaşlar. Cebinizde sürekli bir 10 dolar falan bulundurmak gerekiyor. Çünkü ne olacağı, nereye harcama gideceği hiç belli olmuyor. Sağlık ve iş kolları ile ilgili kamu yardımı istiyorlar ama şu an isyancılarla mücadele etmek için ben paramı harcamayı düşünüyorum. Hemen buradan Evrensel Adalet Dış İlişkiler Ofisini açıyorum. Çünkü kurnaz baskı diyebilmem için onu açmam gerekiyor. Ulusal askerlerden bir posta daha iletiyorum. Burada kurnaz baskı diyorum. Aslında bu askerleri ben biraz daha tutarım ama daha doğrusu gönderirim ama biraz daha tutmak istiyorum. Çünkü şu an daha kendi askerlerimi tamamıyla eğitmiş durumda değilim. O yüzden burada birazcık itibar puanı harcamayı göze aldım. Şu haritanın üstündeki arkadaşları yani daha böyle alt bölgelere ilerletebilsem bayağı rahatlayacağım ama şu an onu yapamadım. Kuralları esnet diyoruz. Artık burada ben koalisyon askerlerini eve gönderiyorum. Koalisyon askerleri geri çekiliyor diyor. Önleyelim mi, izin mi verelim, müzakere mi yapalım? Burada ben okuyorum, siz de okuyun. Müzakere yapmayı tercih ediyorum. Ben koalisyon askerlerini geçici olarak geri çekiyoruz.
tehdit edip itibar puanımızı kazanıyoruz zaten, reddedeceklerdi. Artık yavaş yavaş isyancılarla olan etkileşimlerden itibar puanımızı yükseltmeye başlayacağız. Zaten gördüğünüz gibi haritanın sağ alt tarafı yavaş yavaş istikrarlı duruma gelmeye başladı. Yerel polis özelliği de bizim için güzel bir özellik. İsyancılarla mücadele etmemizi artıran bir özellik. Garnizonumuzun olduğu bölgeye saldırıyorlar. Hemen müdahale edelim. Burada koalisyon askerlerini ben tutabileceğim kadar tutmaya çalışıyorum. Ama oyun belli bir yerden sonra orayla ilgili bir hamle yapmanızı istiyor. Mecbur oradan askerleri geri gönderdim. Acımasız modda sürekli böyle isyancı aktivitesi oluyor arkadaşlar. Yani bununla mücadele etmesi birazcık zor oluyor. Ama şu an tam anlamıyla istediğim duruma getirdim diyebilirim oyunu. Sadece şu sol üstteki isyancıları aşağı kaçırmak kalıyor derken onları da aşağıya kaçırdım zaten. İş yetersizliği uyarısı verdi ama şu an yani oraya harcayacak param ne yazık ki yok. Evet biliyorum, hani kamu yatırımlarına birazcık az yatırım yaptım oyunda. Yani yorumlarda bununla ilgili eleştiriler de geliyor ama bazen gerçekten bu isyancı faaliyetlerinden hani kamu yatırımı yapmaya fırsat bulamıyorum. Burada kurnaz baskı diyeceğiz tabii ki. Gördüğünüz gibi zaten bölgenin istediği yatırımlar arasında da işle ilgili, iş kolları ile ilgili yatırımlar var. Ama ben burada bir otoyollar özelliğini açıyorum. Bir de kalkınma bankasını kuralım. Kalan paramıza da toprak hakları ile ilgili bir yükseltme yapalım. Burada yerel milisleri aktive edebiliriz. Destek seviyemizi birazcık düşürecektir. Ama isyancılarla mücadelemizi arttırabilir. Burada ekonomistin bir özelliği olan özelliği gösterdim size. Çok da üzerinde durmuyorum. Soldaki koalisyon askerlerine yardım etmem lazım. Askerlerimi oraya çektim. Yeni gelen askerlerimle iyice isyancıları tek bölgeye toplamaya çalışıyorum. Ulusal askerler arasında firar sayısı artmaya başlamış. Burada ödemeyi artırabiliriz ya. Çok da yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi yani elinizde para tutmanız gerekiyor bazen. Gördüğünüz gibi mesela hiç hesapta olmayan bir şekilde 5 dolar gerekti. Eğer o 5 dolarımız olmasaydı ya askeri gücümüz azalacaktı. Ya da başka sıkıntılarla karşılaşacaktık. Burada örtbas ediyoruz. Garnizon kurmak için güzel bir bölge ama paramız yok. Gördüğünüz gibi paramız olmadığı için oraya herhangi bir şey yapamıyorum. İsyancıları tehdit ediyorum. Garnizon için param yetişmez diyordum ama param yetişti, gayet de güzel oldu. Garnizonun konumu çok güzel bir yerde. Gelişmiş yerel polis özelliğini açıyorum. Hayvancılık için bir yatırım yapıyorum. Hızlı uçak rotasyonu yapalım. Askerlerimize sık sık havadan yardım gitsin. Gördüğünüz gibi artık isyancıları sadece 3 bölgede toplamayı başardım. Burada yapacak bir şey yok. Reform yok diyoruz. 4 itibar puanı kaybettik. Mesela burada 3 dolarım olsaydı rahat bir şekilde itibar puanı kaybetmeden orayı atlatabilecektim.
Burada kamplarını hemen yok ediyorum. Gördüğünüz gibi yine 2 itibar puanım param olmadığından dolayı kaybettim. İsyancı liderlerle yeniden iletişim kuruldu. Artık burada anlaşmayı reddet, daha doğrusu masaya oturmayı reddetme ihtimalleri olmadığı için masaya oturuyorum ben. Masaya oturmamın sebebi de itibar puanı kazanabilmek. Burada isyancılar aleyhine sürekli işte şu yapılsın, bu yapılsın, şöyle olsun, böyle olsun diyerekten itibar puanımı yükseltmeye çalışacağım. Burada geriye dönmek isteyen koalisyon askerleri var. Onları ben hemen şimdi geri çekmiyorum. Mümkün olduğu kadar kaldıktan sonra artık karar vermem gerektiği zaman onları geri çekeriz. Arazi hazırlayalım burada. Hazır paramız varken. Geriye dönmek isteyenlere eve gönderelim. Kal diyecek değiliz. Zaten itibar puanımız düşmüş durumda. Oyunda itibar puanınızın düşmesinden çok çekinmeyin arkadaşlar. Çünkü bu isyancılarla masaya oturduktan sonra itibar puanınızı yükseltecek hamleler, seçenekler geliyor. Yeter ki oraya kadar dayanabilin. İtibarınız sıfırlanmasın. Yine bu askerleri devine gönderelim. Bir yandan da isyancı kapasitesini kontrol ediyorum. Ne kadar isyancı kaldığına bakıyorum. Bu oyundaki hedefim de arkadaşlar, isyancılarla anlaşmaktan ziyade isyancılarla anlaşana kadar bütün bölgelerdeki istikrarı sağlayarak oyunu kazanabilmek. Şu an aktif isyancı sayısı 0. Şu an ben bu anlaşmayı kabul etsem oyunu kazanabilirim arkadaşlar. Burada aslında oyunu kazanmış durumdayım. Çünkü zaten hiç isyancı kalmadı. Ama size yani bu istikrarı %100 yaparak da kazanmanın yöntemini göstermek istediğimden dolayı ben burada anlaşmayı reddedeceğim. Umarım pişman olmayız. Birazcık isyancılarla ciddi anlamda mücadele etmeye başlayacağız diye düşünüyorum. Birazdan isyancılar tekrardan ortaya çıkar. Bu istikrarlı bölgelere sıçramaması için isyancıların elinden geleni yapmaya çalışacağım. Bütün bölgelerde istikrarı kazanıp oyunu kazanmak hedefimiz olacak. Şu an yolsuzluk seviyemiz gayet iyi. İstikrar puanı, daha doğrusu istikrar arttıkça bölgelerde arkadaşlar kazandığınız para artıyor. İstikrar azaldıkça da, itibar da azaldıkça da kazandığınız para azalıyor. Gördüğünüz gibi az evvel direkt bir yılda 80 dolar geldi. Normalde bu kadar gelmiyor. Oyun başında biliyorsunuz 36, 40 gibi miktarlar geliyor. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz benim için önemli bir destek olur. Sizle beraber Rebel Inch oyununu da yakın zamanda bitiririz. Plak zaten bitti, bitmek üzere sayılır. Sırada Rebel isimli oyunumuz var. Farklı farklı oyunlara geçeceğiz. Bu oyunda zaten yarılanmış bir oyun. Bu oyunu da bitirdikten sonra diğer oyunları sizlerle beraber oynayabiliriz. Bu arada askerleri erken çektim. Kampı tam olarak yok etmeden çektim. Orada hatam oldu. Şimdi bu çok kalabalık bölgeye geçmelerini istemiyorum. Çünkü kalabalık bölgeye geçtikleri zaman itibar puanı ciddi anlamda zarar görüyor. Kamplarını yok etmem lazım. Hemen kampların olduğu bölgeye askerimi gönderiyorum. Bu arada kamplarını yine yok edememişim. Erken bir şekilde askerlerimi çekmişim. Garnizon için güzel bir nokta. Hemen garnizonumu kuruyorum oraya. İsyancı kampını hava harekatıyla beraber yok etmiş olduk. Güzel oldu. Kırsal yardım ofisini bir seviye yükseltiyorum. Hemen işle ilgili yapabileceğim yatırımları yapıyorum.
Sonunda yukarıdaki kampı da yok ettim. Yukarıdaki kampı yok etmekte bayağı geç kaldım. Ama hem oyunun sol tarafını hem sağ tarafını hem üst tarafını aynı anda kontrol etmeye çalıştığım için bazen gözden kaçırabiliyorum. Mümkün olduğunca bölgelerdeki istikrarı hızlı sağlamak adına kamu yatırımlarını şimdi hızlıca yapmaya başladım. Çünkü ordu yatırımlarım şu an için iyi durumda. Bu sağ üstteki isyancılar birazcık canımı sıkıyor. Çünkü bunlar habire yer değiştirip duruyor. Bunlara askerlerle müdahale etmem gerekiyor. Boşu boşuna iki askerim orada oyalanıyor diyebilirim. Siz seçimlere öncelik verelim hazır paramız varken. Artık bu kampı yok etmem gerekiyor derken bakın mesela gördüğünüz gibi kampı yok etmek için askerimi yolluyorum. Hemen isyancılar sol taraftan yukarıya doğru çıktı. Burada kurnaz baskı diyoruz. İsyancı kapasitesi azalacak. Kamplarını başarılı bir şekilde yok ettik. Şu an mesela kalabalık kentsel bir bölgeye girdiler. Buradaki istikrarı bozmadan benim onları buradan yollamam lazım. Burada tabii ki yine anlaşmayı reddedeceğiz. Zaten kabul edecek olsaydım önceki anlaşmayı kabul ederdim. Kuralları esnet diyoruz. Yine bu sağ taraftaki isyancıları aslında güzel bir şekilde dağlık bölgeye doğru kovalamış olduk. Burada hemen yardım ofislerini son seviyeye getiriyorum. Şansa da örtbasımız başarısız oldu yani onda bir ihtimal vardı. Burada tam seçimler diyebiliriz. %34 ihtimalle isyancılar seçimi engelleyecekmiş ama çok da önemseyeceğim bir ihtimal değil. Gördüğünüz gibi sağ üstteki isyancılar beni yoruyor arkadaşlar ama birazdan onları da tamamıyla yok edeceğiz diye düşünüyorum. Yani sağ üsttekiler haricinde şu an aslında gayet güzel bir noktada tutuyoruz diyebilirim oyunu. Artık sağ üsttekilerde de kovalamaca oynayacağız yani yapacak çok bir şey yok. Proje ve güvenliği onaylayalım. Artık zaten çok da para sıkıntısı çekmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi tek seferde 85 dolar birden geliyor. Şimdi burada harcayacağım kadar harcıyorum. Enflasyonun yükselmesini çok da önemsemeyeceğim. Zaten çok fazla harcayabileceğim bir yer kalmadı. Burada enflasyon yükselince tekrardan bu özelliğimi kullanıp enflasyonun düşmesini sağlıyorum. Ekonomistin özelliklerinden bir tanesi. Burada her valinin farklı bir özelliği var. Ekonomistin özelliği de bu şekilde enflasyona müdahale edebilmesi. İsyancılar bildiğiniz fake atıyor bana yukarıdakiler. Kurnaz baskı yapalım. Zaten isyancı kapasitesi azalacaktır. Aktif savaşçıların şu an 19'a kadar düştü. Soldan ulusal askerlerimi bir kare aşağıya çektim. Umarım isyancılar yukarıya doğru çıkmaz. Eğer yukarıya doğru çıkmayıp aşağıya doğru çıkarsa onları güzel bir şekilde köşeye sıkıştırmış olurum diye düşünüyorum. Paramız eksi 10 oldu yalnız nasıl oldu bilmiyorum ama eksi 10 oldu. Ha, gerçi fazladan masraf çıktığı için öyle oldu tamam.
Şu an isyancıları artık sol alt köşede tek bir noktayı toplayabildim arkadaşlar. Bu yukarıdakileri saymıyorum. Onlar zaten aykırı bir şekilde oradan oraya gezip duruyorlar. Onlara çok yapacak bir şeyim yok artık. Burada artık kamuda da açabileceğim son özelliği açıyorum. Yani zorunlu olmayan harcamalar özelliğini açmamın bir anlamı yok. Kurnaz baskı diyoruz. Yolları da tamamen yaptığım için askerlerimi bir yerden bir yere hızlıca yollayabiliyorum. Burada anlaşmayı reddediyorum. 4 itibar puanı daha kazanıyoruz. Şu an sadece üstteki isyancılar kaldı. Umarım bir yerden isyancılar tekrardan patlak vermez. Soldaki askerlerimi kıpırdatmıyorum arkadaşlar. Çünkü askerler belli bir yerde kaldıktan sonra o bölgede istikrarı sağlayabiliyorlar. Garnizon için gayet güzel bir nokta. Hemen oraya garnizonumu inşa ediyorum. Artık yukarıdaki isyancıları da yok ederiz diye düşünüyorum. Sol alttaki yerlerde de istikrar sağlandıktan sonra oyunu kazanmış oluruz diye düşünüyorum. İstikrarı tamamen %100 yaptıktan sonra oyunu kazanmanız gerekiyor. Yani oyun mantığına göre öyle ama bu zamana kadar ben hiç istikrarı bu şekilde %100 yapmayı denemedim. Genelde isyancıları yok ettikten sonra anlaşmayı kabul etmiştim. Bu denetim şartıyla onaylayalım. Şu an yine 0 isyancı kaldı arkadaşlar. Burada zaten fazla bir paramız var. Orduya yatırım yapıyorum. Şu an zaten hiç isyancı kalmadı. Birazdan istikrarımız da %100 olur. Tam seçimler deyip 4 itibar puanı daha kazanmak adına o seçeneği seçiyorum. Artık bütün bölgelerde istikrar sağlandı arkadaşlar. İstikrar oranı %100 görüyorsunuz. Burada zaten anlaşmayı reddedeceğim bir durum kalmadı. Anlaşmayı kabul et diyorum. Zaten hani istikrar %100 iken anlaşmayı reddet deyip tekrardan isyancılarla uğraşmak istemiyorum. Bu şekilde oyunu kazanmış oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.